Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 13 Nisan 2021. Ramazan ayının da ilk günündeyiz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'i şahsımız, ailemiz, milletimiz, alemi İslam ve bütün insanlık için hayırlara vesile kılsın inşallah, mübarek eylesin diye dua etmiş olalım. Dün akşam kalmış olduğumuz dersten inşallah dersimizi devam ettireceğiz. Bediüzzaman Hazretleri çok önemsediği Kur'an-ı Azimüşşan'daki tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet esasları üzerine inşa etmiş olduğu bu Lasiyamalar adlı dersinde Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine kainatın bütün zerratının ve seyyaratının yani atomlardan galaksilere her şeyin şahit olduğunu, aynı zamanda Allah'a imanın peygamberlere imanı da gerektirdiğini ifade etmişti dersimizin baş tarafında. Çünkü böyle bir zatın varlığı, onun ilahlığı elbette kendisini bildirmeyi, tanıttırmayı gerektirir. Yani güneş çıktığı zaman mutlaka ışık verdiği gibi İlahlık da kendisini bildirmek için peygamberleri göndermeyi gerektiriyor. Peygamberler olmadan insanlar Cenab-ı Hakk'ı tanıyamazlar. Allah'a ve peygamberlere iman varsa mutlaka ahirete iman etmeyi de gerektiriyor. Bunlar birbirini lüzumlu kılan hakikatlerdir. Birine iman, diğerlerinde iman icap ettiriyor. Allah korusun birini inkar, tamamını inkar etmiş duruma düşürüyor insanları. Şimdi bu ahirete iman noktayı nazarından Cenab-ı Hakk'ın ilahlığı, uluhiyeti, saltanatı şunları gerektiriyor diye başlamıştık dersimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve keza dikkat sahibi bir sultan ki milletinin bütün amallerini, fiillerini, hizmetlerini, hacetlerini, ihtiyaçlarını tamamıyla yazar ve yazdırır. Ve mülkünde cereyan eden her bir hadise ve her bir vakanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tespit ve hıfzeder, korursa, muhafaza ederse, elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın vuku'a geleceğine kat'i bir surette delalet eder. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ında kiramen katibin diye bahsettiği yazıcı melekler meselesini haber veriyor. Her insanın fiillerini iyi veya kötü, sevaplı veya günahlı ne yapıyorsa insan, sağında ve solundaki, omuzlarındaki müekkel melekler tarafından bunların yazıldığını, kaydedildi haber veriyor. Bir ömür boyu insan ne yapmışsa, bütün bu yaptıkları iyi veya kötü amelleri bir kitap olarak insana sunulacak. Ve izâ suhufu nüşret ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Yani sayfeler neşrolunduğu zaman ve başka bir ayette de al kitabını oku, bugün nefsin senin için kafidir diyor. Ve kefâ billâhi şehîdâ, şahit olarak kendi nefsin kendi yaptıklarını şahittir diyor ayet-i kerimenin mealinde. Bu kayıt ve muhafaza laf olsun diye, oyuncak olsun diye olmaz tabii. Elbette bu hayatımızın, dünya hayatımızın, yaptığımız bütün amellerin hesabı, mahkemesi görülecek ki bu kayıt ve muhafaza yapılıyor. Meselesini üstad burada ifade etmiş oluyor. Ve keza mükafat ve mücazat hakkında
Yani emirlerime, yasaklarıma boyun eğen, itaat edenler için mükafatım var. Aksi takdirde cezam var diye. Cenab-ı Hak tekrar ile pek çok vaatleri ve tehditleri olursa ve o vaad-ü vaid edilen şeyler kudretine ağır gelmezse cennetle mükafatlandırmak, cehennemle de cezalandırmak Allah'ın kudretine zor gelmezse ve o şeyler raiyeti için, yarattığı kullar için pek ehemmiyetli olursa elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hulful vaat kudretin zıt, izzetine zıttır. Yani söz verip vazgeçmek, sözünden caymak, insanlar arasında bile hiç hoş karşılanmayan çok aşağı bir ahlak, ahlaksızlık hatta. Söz verdiysen yerine getireceksin. Yerine getirmeyeceksen söz vermeyeceksin. Değil mi? İnsanlar arasında böyle. Cenab-ı Hak cennet gibi bir mükafatı müjdeliyor Kur'an lisanıyla. Cehennem gibi bir azapla tehdit ediyorsa bunları yapmamak, bu sözünden vazgeçmek Cenab-ı Hakk'ın şanına uygun olmaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve keza haddi tevatüre bali olan muhbirlerin ittifak ve icmalarına göre, yani bunlar kim? 124 binden fazla peygamberler aleyhisselam, 124 milyondan ziyade evliyalar, peygamberler mucizelerine dayanarak, evliyalar keşif ve kerametlerini isnat ederek bunlar haber veriyorlar. Ki o muhteşem ve azim saltanatın, Cenab-ı Hakk'ın saltanatının medarı ve cevelengahı ancak ahiret memleketidir. Bu küçük menziller, meydanlar o azamete, Allah'ın o saltanatın büyüklüğüne daimi bir mekan olamaz. Çünkü bu gibi zail, gelip geçici, mütebeddil, değişken şeyler o müstakar, sabit saltanata makar, karargah olamaz. Yani fani dünya diyoruz ya, topyekün kainat da fani. Baki olan ancak Allah'tır. Allah'ın saltanatı da ezeli ve ebedidir. Bu saltanat baki ise, fani olan bir alem Cenab-ı Hakk'ın baki saltanatına daimi bir karargah olabilir mi? Elbette olamaz. Öyleyse o daimi saltanata karargah olmak üzere ebedi ve muhteşem bir alem bekliyor. İnsanları da bekliyor. Bütün kainat adeta o sonucu bekliyor. Kainat da yokluğa ve hiç atılmayacak. Daha evvel ifade ettik bunları. Cenab-ı Hak israf edenleri sevmez diye haber veriyor. Hiç Allah kendisi israf eder mi? Etmez. Elbette kainatın ateş unsuru olan bütün maddesi cehenneme dökülecek. Geri kalan kısmı cennetin bir kısım inşaatında kullanılmak suretiyle ebediyet kazandırılacak. Böylece alemi ahiret tam manasıyla teşekkür etmiş olacak. Bu kainatın maddesi de yokluğa ve hiçliğe atılmamış olacak. Evet, o sultan şu küçük menzilde ve meydanda, yani Cenab-ı Hak bu küçük dünya menzilinde çok şeyleri, içtimaları, iftirakları, toplanmaları, dağılmaları gösteriyor. Fakat bizzat maksat o şeyler değildir. Ancak ahiretin meydanı ekberinde vuku gelecek hallerin, emirlerin numunelerini göstermektir. Çünkü o mahşeri azimde, o büyük toplantı yerinde mahşer günü yapılacak muameleler bu küçücük numunelere göre cereyan edecektir. Demek bu menzilde gösterilen fani, zail, gelip geçici haller o alemde baki ve daimi semereler verecektir. Bakınız şeyde Hüve nüktesinin sonunda Üstad Hazretleri'nin kullandığı çok enteresan bir cümle var. Diyor ki, binler dünya büyüklüğündeki bir uhrevi sinema makinesiyle bu fani mevcudatın fani ve zail halleri en ince detaylarına kadar fotoğrafları alınıyor, zapt ediliyor.
İnsanların da, hayvanların da, diğer varlıkların da her şeyin suretleri alınıyor, zapt ediliyor. Ve bunun hikmet olarak da 24. söz mektupta Üstad izahını yaparken ehli cennete daimi manzaralar teşkil etsin diye gerekçelerden birisi de buymuş yani. Cennet ya acaba çok sevilen bu dünyadaki sinema seyretmek gibi olaylar cennette de var mı? Ya cennette yok, yok. Ne istersen var. İşte bu kainatın ilk yaratılışından kıyametle harap oluşuna kadar ve bu iki zaman arasında yaşanmış bütün olayların hepsi, bir çekirdeğin ağaç olmasından bir kelebeğin doğumdan ölümüne her şey zapt ediliyor. Bütün bunlar ehli cennete daimi manzaralar teşkil etmek amacıyla, bir hikmeti de bu olduğunu üstad ifade ediyor. Yani şimdi insanlar iki kişi, üç kişi bir araya geliyor. Olmayan bazı insanların dedikodu ve gıybetini yapıyor. Kimseye çaktırmadan yaptı. Kimse fark etmedi ha. İyi tamam. Doğru, diğer insanlar fark etmemiş olabilir. Ama senin oradaki konuşmaların da, o arkadaşlarla hangi gıybeti yaptığın da, el kol hareketlerini, her şeyine kadar fotoğraf çekiliyor. Buyur yap gıybetini o zaman. Buyur. Afiyetten o gıybeti yap. Ahirette hep karşımıza çıkacak. Allah bizi böyle utandıracak hallerden hepimizi muhafaza etsin. Yani biz niye bunları yapmışız diye orada çok pişman olacaksak, pişman olmayacak şekilde hayatımızı sürdürmeye gayret etmemiz lazım. Dolayısıyla her an Allah'ın huzurundayız. O bizim her şeyimizi görüyor, biliyor. Çünkü İnna Allaha basirun bil ibad. Allah muhakkak kullarını her an görüp gözetendir. Vallahu bima ta'melune basir. Siz ne yaparsınız Allah görür diyor. Her şeyimizi biliyor. Her şeyimiz kayıt oluyor. Yani buna göre yaşarsak ahirette gerçekten çok karımız olacak. Ama başkalarını çaktırmadan, kimse görmeden ben her şeyi yaparım diyorsan buyur yap. Ama ahirette Allah korusun başımız o zaman belaya girer. Çok dikkatli yaşamak lazım. Her konuşmamıza, her hareketimize, her davranışımıza Allah'ın rızasını gözeterek eğer dikkatli yaparsak bütün bunları, ahiretimizi imar ve inşa etmiş oluruz. Cennetteki derecemizi dünyadayken arttırmış oluruz. Allah bu dikkat, bu gayret, bu hassasiyetle hayatımızı yaşamayı cümlemize nasip etsin. Bak şu Ramazan-ı Şerif'in bugün birinci günü. Melek gibi olduk ya elhamdülillah. Ne dedikodu var, ne gıybet var, ne konuşmaya dermanımız kaldı. İftara da az kalmış zaten. Yanlış bir şey yapmamak için gayret ediyoruz. Yani oruç dediğimiz olay sadece midemizi aç bırakmak değil ki. Gözümüze de oruç tutturmak lazım. Üstad anlatıyor bunları Ramazan Risalesi'nde. Harama bakmamak şeklinde göze oruç tutturmak lazım. Kulağa tutturmak lazım. Hatta hayalimize bile oruç tutturmak lazım bir nevi. Yani her türlü yanlıştan kendimizi, organlarımızı, midemiz gibi onlara oruç tutturmak suretiyle mükemmel bir oruç tutulur ki bunun sevabını melekler de bilmiyor. Oruç tutanın oruç sevabını melekler bilmiyor. Ne yazalım ya Rabbi? Siz bilemezsiniz. Onun sevabı bana aittir diyor Cenab-ı Hak. O kadar büyük sevabı var ki bu tam anlamıyla tutulan mükemmel orucun. Ve cennette Reyyan denilen bir kapı var. Oradan sadece oruçlu kulları girecek Cenab-ı Hakk'ın. Oruçlanlar. Oruç tutmayanlara o kapı yasak. En son oruçlu da girdikten sonra o kapı kapatılıyor. Bunu hocalar geniş geniş anlatıyorlar camilerde. Ben oraya girmeyeyim fazla. Onun için her şeyimizi, hayatımızı, konuşmalarımızı, hal hareketlerimizi kılı kırk yararak yaşama gayretinde olmak Cenab-ı Hak tarafından bizlere lütfetsin diye dua etmiş olayım.
Evet, o sultanın şu fani menzillerde ve korkunç meydanlarda gösterdiği hikmet, inayet, adalet, rahmet ve şefkatin fevkinde 13'te bir derecenin tasavvuru imkan haricidir. Elbette bu kadar yüksek ve geniş harika sanatlar, daimi mekanları, sabit meskenleri, zevalsiz kaybolup gitmeyen sakinleri isterler ki o büyük hikmet ve adaletin hakikatlerine mazhar olsunlar. Ve illa şu görünen hikmet, inayet ve merhametin inkarı lazım gelir. Ve aynı zamanda bu kadar hikmetinden ve inayetinden zuhur eden fiiller sahibinin, yani Cenab-ı Hakk'ın, haşa zalim, gaddar, sefih olduğunu cevap edilir. Bu ise inkılab-ı hakaykı, yani hakikatlerin aynı anda zıttına dönüşmesi anlamına gelir ki mümkün değil bu da. Asla ve kata böyle bir şey söz konusu değil. Yani şu toplum hayatında milletçe yaşadığımız yaşantıya bakıyoruz da, yani Cenab-ı Hak gene rahmetiyle bu kadar günahlarımıza, bu kadar isyanlarımıza, bu kadar kulluktan kaçınmamıza rağmen gene rahmetini esirgemiyor ya. Yani sonbahar kurak geçti. Kış doğru dürüst olmadı. İstanbul'un barajları düştü %19'a. Ankara düştü %18'e. Artık panikleme devri başladı. Ne yapacağız? Kara kara düşmeye başladı insanlar. Cenab-ı Hak bir yağmur verdi, 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 verdi derken şimdi %80'lere dayanmış İstanbul, %25'lere dayanmış Ankara. Demek Ankara'nın günü daha çok. Bizim günahımız daha fazla ki bize fazla yağmur vermiyor. Biraz işte kar mar yağdı falan derken işte biraz %30'lara doğru yükselmeye başlamış. Yani Cenab-ı Hak gerçekten rahmeti, gazabını ne kadar aşmış olmalı ki bu kadar günah ve isyanlarımıza rağmen gene bizi susuz bırakmıyor, görüyor musunuz? Mesela daha evvel ifade ettik. Rabbimiz onu bize haber veriyor. Mülk suresinin en son ayeti, 30. ayeti. Kul eraytü min esbaha gavran femen yettiküm bimaymayın. Yani sizin diyor nehirlerinizin suları kesiliverse size kim su verecek diyor. Hakikaten Allah'tan başka kim verecek ya? Yani yağmur yağmazsa, kar yağmazsa, dağlar bu bembeyaz karlarla ondan sonra dolmazsa o suların kaynağı ne? Yok ki. Allah veriyor da veriyor. Doğuya daha çok veriyor. 5-6 metre yüksekliğinde kar yağmış çoğu yerlerde maşallah. Allah hiç olmazsa orayı vermiş Rabbimiz. Tabii orada doğu vilayetlerinin barajların ihtiyacı var ama bir de oradan daha Mezopotamya'ya, değil mi? Irak'ın, Suriye'nin, onların da ihtiyacı var. Cenab-ı Hak gene rahmeti gazabını geçtiğini haber verdiği için daha dünyadayken rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bize icraatıyla göstermiş oluyor. Ve keza şu muvakkat menzillerin saltanat-ı daimeye makar olacak, daimi bir saltanata, karargah olacak bir şekle gireceğine pek çok deliller, bürhanlar vardır. Mahaza bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek ve bu kainatı vücuda getirip öteki kainatı, yani ahiret alemini getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkanı yoktur. Çünkü rububiyetin saltanatı mükafat ve mücazatı ister. İtaat eden kullarına mükafat, isyan edenlere de cezayı gerektiriyor. Öyleyse alemi ahiret geceden sonra sabahın gelmesi katiyetinde şart. Kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde muhakkak gerçekleşecek. Yani ister inan, ister inanma. İnanırsan hazırlık yaparsın, orada beyler paşalar gibi saadetlice yaşarsın. İnanmazsan da hiç hazırlık yapmazsın, başını bereye sen sokarsın yani. Hatta bir ara Latifeoğlu şu ifadeyi kullanmıştım. Bu dünya gemisi feza okyanusunda
Allah'ın kumandası altında ahiret alemlerine doğru yoluna devam ediyor, gidiyor. Ben ahirete gitmek istemiyorum diyen adam bu dünya gemisinden eli yetiyorsa, gücü yetiyorsa insin aşağı, in. Bu ahirete gidiyor. Ya ben nereye gideyim? Gücüm yetmez. O zaman bu geminin sahibine itaat et. Başka çare yok. Cenab-ı Hak işte yani Üstad Hazretleri'nin bir yine ileride gelecek. Semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan Halik-i Semavat ve arzın rububiyetine muhabbetle rızadade olmalıdır. Ya bu dünya gemisi ahirete gidiyorsa ben Mars'a kaçarım. Kaç o da Allah'ın mülkü. Ay'a giderim o da Allah'ın mülkü. Nereye gidersen git her taraf Allah'ın mülkü. En güzel çare bu dünya gemisini yaratan ve bizi burada imtihandan geçiren Rabbimizin emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak. Başka çare yok. En güzel formül bu. Ve keza sani alemin, bu kainatın sanatkarı olan Cenab-ı Hakk'ın her şeyi içine almış ve her şeyi istila ve istihab etmiş bir rahmeti vasiası vardır. Geniş rahmeti. Vesiat rahmeti külle şey ayet-i kerimesinin meali bu yani. Allah'ın rahmeti her şeyi kaplamıştır diyor ayet-i kerime. Validelerin yani annelerin hatta bir cihette nebatatın yani insani ve hayvani validelerin hatta bir cihette nebatatın evladına olan şefkatleri ve küçük zayıf yavrularının suhuleti rızıkları, rızıkların kolaylığı o rahmet deryasından bir katredir. Allah Allah. Cenab-ı Hakk'ın rahmet okyanusundan bir damlacık bu dünyada gördüğümüz bütün bu şefkatler ve merhametler. Bir programda Mart kuzularını ağılda tutuyorlar. Anneleri de yayladan getirilmiş. Kuzuların kapısı açıldığı zaman anneler ondan sonra ses vererek, kuzular meleşerek aman yarabbi koyun kuzuya karman çorman karıştı ama herkes kendi arasını buldu ha. Enteresan nasıl buluyorsa. Analar kuzusunu buluyor. Kuzular da anasını buluyor. Ya o tabloyu görünce maşallah, barekallah dedim ya. Şu Rabbimin merhametine bakar mısınız ya? Hayvanlar öyle de. Mesela Üstad diyor ki, incir diyor, kendisi diyor çamur yer aşıdan ot şeyden köklerinden yavrusu olan meyvesine süt verir diyor. Hakikaten o inciri olmamışken koparttığınız zaman incirin dibinden süt çıkıyor değil mi süt? Kendisi bulanık bir çamur yiyor. Yavrusuna halis bembeyaz süt veriyor incir ağacı. Nar ağacı da halis bir şeyi diyor. O çamuru yer halis bir şarabı diyor. O şeye verir nar. Nar meyvesine verir diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bitkiler alemindeki görüntüleridir bunlar ya tecellileridir. O bahri rahmetin rahmet deryasının azametiyle şu fani dünyada bu kısa ömürde şu kadar zahmet ve belalarla karışık zail gelip geçici ve gayri sabit değişken olan şu nimetler ve ebedi bekayı isteyen insanlar arasında münasebet yoktur. Ve aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval kaybolup gitmek, nimeti nikmete zıttına, şefkati zahmete, muhabbeti musibete ve lezzeti eleme ve rahmeti zıddına kalbeder. Ya insan bilmediği ve eli yetişmediği şeye düşmandır ifadesini Bediüzzaman kullanıyor ya ve iki tane örnek vermiş. Yani kafirler niye Allah'ın düşmanı? Bunun izahını yaparken bir zaman diyor bir dünya güzelinin huzuruna aşığı girmiş. O güzel de aşığını kovmuş bir güzel. O da demiş ki tüh ne kadar çirkin. Yani o dünya güzelinin güzelliği inkar ediyor. Eline geçmeyince.
Yine bir zaman bir ayı diyor bir üzüm asmasına varmış. Ne kadar uğraşmış bir türlü asmaya çıkamamış. Üzümleri alamayınca tüh demiş. Ne kadar ekşi, gümlemiş gitmiş diyor Bediüzzaman. Yani insan vicdanında ebediyen yaşamak arzusunu taşıyor. Ölüm gelip film kopuyor. Ondan sonrası yok diyor inkarcının aleminde ahiret inancı olmayınca. Bu sefer kendisine bu duyguyu vereni, bu dünyaya da getirip imtihandan geçireni, her şeyinden Cenab-ı Hakk'ı inkar ederek kendisini teselli etmeye çalışıyor. Züğürt tesellisi yani. Kedi erişemediği ciğere mundar dediği gibi yani ebediyen yaşanılacak alem meselesini bilemeyen insanlar Allah'a düşman olmaya başlıyor. İnkar ederek kendisini züğürt tesellisi yapıyor. Ve keza alemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki sani alemin Cenab-ı Hakk'ın pek yüksek celalli, izzetli bir haysiyeti vardır ki ubudiyetle kullukla sani Cenab-ı Hakk'ı tazim etmeyenlerin, kulluğunu Allah'a arz etmeyenlerin ve istifaf edenlerin, hafife alanların, alay edenlerin tediplerini tehir ve yani ceza vermeyi tehir ve imhal etse, mühlet verse bile ihmal etmez. Ya burada bir kısmını verir, tamamen o cezanın karşılığını öbür tarafta verir. Mühlet tanıyor ama ihmal etmiyor Cenab-ı Hak. Ve keza o sultanın emirlerini, nehilerini, emir ve yasaklarını kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler, benimsemeyenler ve ibadetle kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedi karargahında, ahiret diyarında elbette bir dar-ı mükafat ve mücazat olacaktır. Yani yine Bediüzzaman'ın verdiği güzel bir örnek. Ya bir şehirde hiçbir hapishane olmasa bile oranın valisine edepsin biri bana hiçbir şey yapamazsın. Ben her türlü yan kesici yaparım, cinayet de işlerim. Bana hiç kimse karışamaz, hiçbir şey yapamaz dese, onun izzetine dokunsa, hiç hapishane olmasa bile o vali oraya özel bir hapishane yapar ve o adamı içine atar. E şimdi inkarıyla, ibadetsizliğiyle, isyanıyla Cenab-ı Hakk'ın izzet ve gayretine dokunan bana hiçbir şey yapamaz, kimse bana karışamaz diyen için elbette Cenab-ı Hakk'ın ebedi bir azap memleketi olması Cenab-ı Hakk'ın celalinin, izzet ve gayretinin neticesi olduğunu Üstad Hazretleri böylece ifade etmiş oluyor. Son bir paragrafla dersimizi bağlayalım inşallah. Ve keza bütün mahlukatta görünen hüsnü sanatlar, sanat güzelliği, intizamlar ve ihtimamlardan ve her şeyde takip edilmekte olan maslahat ve faydalardan anlaşılıyor ki kainat tahtı tasarrufunda yönetimi altında bulunan Sani Zülcelal'de Cenab-ı Hak'ta pek büyük bir hikmeti amme vardır ki itaat ile iltica edenlerin büyük taltif, mükafat ve inamlara, nimetlere mazhar olacakları o hikmeti ammenin bütün alemi kuşatmış olan Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin iktizasındandır, gereğindendir. Yani nice zalimler bu dünyadan izzetle yaşayıp gidiyor. Nice mazlumlar da zilletle hayatlarını sürdürüp ölümle eşitleniyor. Elbette zalime cezasını, mazluma mükafatını vereceği bir başka alem olmazsa bunda adaletsizlik ve zulüm görünür. Halbuki Cenab-ı Hak haktır, bak hak. En büyük isimden birisi de haktır. Kim neyi hak etmişse onu verir anlamına gelen hak ismi. Yani bu kainat da hak isminin şualarıdır. Yansımaları, tecellileri ifadesi üstad kullanıyor. Öyleyse mutlak adaletin gerçekleşeceği bir başka alem olmalı ki bu zulümler, bu adaletsizlikler orada karşılığını görsün ve telafi olmuş olsun. Peki efendim bu ders çok tatlı gidiyor ama
Bakıyorum şöyle zamanda bitivermiş. En iyisi biz burada keselim. Nasıl olsa bizim Mehmet Uzunboy bugün bir mesaj paylaşmış. Diyor ki her akşam ondan sonra Anzer balı tadında Sami Cevizi ile iftar programımız var diyor. Yani TRT'nin iftar programını bizim bu şeye getirmiş maşallah. Bir de Anzer balı diyor. Hakikaten ben de katılıyorum. Çok istifade ediyorum. Çok feyz alıyorum kendi payıma. Cenab-ı Hak hepimizin istifadesini ziyade eylesin diyelim. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.